Aile ekonomisine merhaba. Her salı olduğu gibi aile ekonomisinde birlikteyiz. Ancak bugün Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bize eşlik etmiyor her zaman olduğu gibi. Onun yerine değerli bir ismi ağırlıyoruz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, İyi şimdi yayınlar, çok teşekkürler. Aile ekonomisini biz biraz böyle ailelerin bütçelerini bu ekonomik koşullar altında nasıl yönetmeleri gerektiğini her hafta başka bir konuyu ele alarak işliyoruz. Bu haftanın da konusu malum enflasyon gibi duruyor. Enflasyon küreselde büyük bir problemken bizim için maalesef hala bir problem olmayı sürdürüyor. Dün veriler gelmişti ve bugün de Merkez Bankası'nın enflasyona dair değerlendirmelerini takip ettik. Orada özellikle gıda ve hizmet vurgusu vardı. Gıda tarafı da yani en temel ihtiyaçlarımızı, ailenin en temel ihtiyaçlarını etkilediği için bugünkü konuya uygun olur diye düşündük. Onunla başlayalım dilerseniz. Nasıl görüyorsunuz hocam? Buradaki yani 10 tane en fazla fiyatı artan maddeden 9 tanesi de gıda ürünü. Bu çok çarpıcı. Dünkü veriler ışığında ne dersiniz? Evet, TÜİK aslında bütün ürünleri, madde sepetindeki ürünlerin aylık fiyat değişimlerini sunuyordu. Açık bilgiydi. 2 yıla yakın bir süredir bu yönde sınırlama var. Dolayısıyla işte sizin de dediğiniz gibi az sayıda ürünün fiyat artışları söz konusu, onları görebiliyoruz. Görebildiklerimizin içinde de evet, gıdada zaten TÜFE %8'in üzerindeydi. Ve haliyle burada hani sınırlı sayıda açıklanan madde sepetindeki ürünlerde de fiyat artışları temel gıda ürünlerindeydi. Özellikle işte o kırmızı et. Oradaki artış %14'ün üzerinde aylık olarak. Böyle bir bilgi var. Ama tabii bu ay içerisinde de artışı yine söz konusu olacaktır. Ramazan'la ilgili. Evet. Gıdanın en aslında önem arz ettiği bir dönemde arttı fiyat artışı %14.8 olarak geldi ama bütün hani öngörüler Mart ayında da bu üründe fiyat artışı olacağı ve tabii diğerlerinde de yani süt ve süt ürünlerinde de bu şekilde oldukça yüksek. Şimdi burada tabii hizmet enflasyonunun etkisini tam anlamıyla görmüyoruz ama hizmet enflasyonunun etkisi ağır basan alanlarda da orası marjet enflasyonu yükseltici etki yapıyor. Hizmet enflasyonunun altını bir açabilir miyiz hocam? Mesela kiralar evet. Hizmetin altında değil mi? Şimdi burada daha çok lokanta ve oteller ve biraz da burada eğitim enflasyonu yüksek olduğu evet, için. Birinci sırada yer aldı. Evet, en fazla fiyat evet, artışı. Evet, fazla eğitimde gerçekleşti. %12'nin üzerinde. Onun da yine madde sepetindeki yerine baktığımızda orta öğretim diyor. Evet. Yani tabii içeriğinde tam olarak ne var? Yani sadece orta öğretim olarak yazmış. Lokanta ve otellerde çok ağır bir şekilde görüyoruz hizmet enflasyonunu. Yıllıkta da %94'e ulaşmış oldu. Tabii bunlar manşet enflasyonu yükseltici etkiler. Hem gıda, yine sağlık aynı şekilde. Sağlıkta da %85'e yaklaştı. Ama ÜFE tarafında da sağlık kendisinde fiyat artışlarını gizliyor şu anda. Çünkü temel eczacılık ürünlerinde de %70'in üzerinde bir üfe söz konusu. Yani burada üretim tarafından da bir fiyat artışı geleceği algısı söz konusu üfe tarafında da. Evet. Evet. Peki bundan sonrası için hani neler olabileceğine dair de beklentiler paylaşılıyor. Örneğin işte yabancı bir kurum JP Morgan dün bazı yorumlarda bulundu ve orada işte enflasyona ilişkin yani bu tablodan sonra 500 baz puanlık bir faiz artışı beklediklerini söylediler Nisan ayı itibariyle. Yani %45'ten %50'ye çıkarılacağı öngörülüyor. Bu arada hocam bu konuştuğumuz konuyla ilgili bir haberimiz var. Onu bir izleyelim. Şubat ayı enflasyon gelişmelerini yayımladı Merkez Bankası. Az önce hocamızın değerlendirdiği üzere. Peki tam olarak neler söyledi Merkez Bankası? Şimdi onu izleyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayı enflasyon gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Yıllık enflasyonun hizmet sektöründe belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda yükseldiği kaydedilen raporda, gıda grubu aylık fiyat artışının genele yayılarak güçlendiği ifade edildi.
Hizmet sektörünün yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak manşet enflasyonu olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtilen raporda, ücret ayarlamalarının ve geriye doğru endeksleme eğiliminin yansımalarıyla hizmet grubunda genele yayılan fiyat artışlarının sürdüğü kaydedildi. Ayrıca hizmet grubunda kira ve lokanta otel fiyatlarında güçlü aylık artış eğilimine de vurgu yapıldı. Enerji grubu aylık fiyat artışının ana belirleyicisinin Kızıldeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasının seyrini takiben akaryakıt kalemi olduğu belirtilen değerlendirmede, eğitim ve haberleşme hizmetlerindeki fiyat artışlarına dikkat çekildi. Bunların dışında finansal koşullara duyarlılığı yüksek olan dayanıklı mallar başta olmak üzere, bu grupta da fiyatların ılımlı şekilde yükseldiği belirtildi. Evet, Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Yani böyle bir durum var. İşte bireylerin, ailelerin, hane halklarının nasıl geçindiğine şöyle bir baktığımız zaman orada da tabii işte kredi kartları harcamalarında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Buna dair seçim sonrasında tabii bazı hani beklentiler oluşmuştu. Şu anda hepsi çok belirsiz neler olabileceğine dair tabii ki ama ne dersiniz? Bir taraftan hani iç talebin baskılanmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz ama yani mecburen de bu harcamalarında kredi kartı yöntemiyle arttığını da görmek mümkün oluyor. Evet, öncelikle zaten az önce bahsettiğimiz o ürünler üzerindeki enflasyonist baskı satın alma gücünü azaltan en önemli faktör ama hangi kesimlerin satın alma gücünü daha fazla azaltıyor? Bütün gelirini daha manşet enflasyonu yüksek olan ürünlere yönlendirenler. Yani özellikle dar gelirliler elde ettikleri gelirlerinin hemen hepsini ne yapabiliyorlar? Belli bir gelir düzeyinde, düşük gelir düzeyinde olduğunda bu ürünlere yönlendirebiliyorlar. Yani gıdada yıllık enflasyon %70'in üzerinde, sağlıkta %80'in üzerinde örneğin, ulaştırmada aynı şekilde %90'larda. Bütün gelirini bu ürünlere böldüğünde manşet enflasyon 67 olsa da aslında o gelir düzeyinde, düşük gelir düzeyindekilerin taşıdığı enflasyon %75'in üzerine çıkmış oluyor. Zaten enflasyonun satın alma gücünü azaltıcı etkisi ve özellikle o 2 aylık enflasyonda %11,5 oldu ve bu da aynı zamanda Ocak ayında ücretlerde ve maaşlarda ortaya çıkan artışın eridiğini de bize gösteriyor. O yüzden manşet enflasyon budur ve haliyle hani herkes bütçesini buna göre yapsın ya da bütün enflasyona karşı erime bu oran üzerinden ortaya çıkıyor diyemeyiz. Herkesi başka etkiliyor. Kesinlikle. Diyorsun. Yani o gelirin ne kadarı harcanıyor ve enflasyon oranı yüzde kaç olan ürünlere harcanıyor? Evet. Bu açıdan işte o hissedilen dediğimiz, algılanan dediğimiz aslında burada önem arz ediyor. Yüksek gelir grubundakiler gelirlerinin hepsini harcamıyorlar. Şimdi orada daha farklı hissedilen ama düşük gelir grubu hepsini harcadığı için gelirin manşet enflasyonun üzerine çıkıyor aslında yaşadığı enflasyon. Bu söylediğiniz bana şunu hatırlatıyor. Bu işte Fed Başkanı Jerome Powell konuştuğu zaman işte ben çevirisini yapıyorum ve her seferinde yani pandemiden sonra sanıyorum ki hep şunu söylüyor. Bu aldığımız işte hem enflasyon hem sonrasında aldığımız politikalar ABD çapındaki tüm hane halklarını özellikle de en dar gelirleri, en düşük gelirleri çok olumsuz etkiliyor. Bunu farkındayız ama elimizden gelen her şeyi yapıyoruz gibi. Bu gerçekten de dediğiniz gibi bu gibi problemler hep en dar gelirliyi, en düşük gelirliyi en fazla etkiliyor. Ama maalesef hani şu anda yakın dönemde bir çözüm de yok gibi duruyor buna. Enflasyonun kendisi etkiliyor olumsuz yönde. Bir de enflasyonla mücadelenin ortaya çıkartmış olduğu sıkılaştırıcı etki oldukça baskılıyor tüm bu grupları. O yüzden de kredi kartına yönelme, yani artık bugünkü tüketimin yetmediği, gelirin yetmediği ortamda birkaç ay sonrasının, belki 6 ay sonrasının gelirini harcama mecburiyeti ortaya çıkmış oluyor. Tabii fiyatlar nominal olarak yükseliyor, ücretler nominal olarak yükseliyor. Bu sefer de limit artırım talepleri ortaya çıkıyor. Bankalarda şuna bakıyorlar tabii. Artan gelir,
karşısında limit arttırıp talebine de olumlu cevap veriyorlar. Bu da tabii ki limitler çok arttı endişesi ve böyle bir görünüm ortaya çıkartmış oluyor ama temelinde olan yüksek enflasyon. O yüzden temelinde enflasyonu koyduğumuzda kart kullanımı da daha yüksek görünür hale geliyor ya da limit de aynı şekilde daha yüksek düzeye çıkmış bir endişe verici hal gibi karşımıza çıkıyor. O yüzden bir de tabii ki özellikle taksitli alışverişler. Evet. Şimdi normal şartlarda kredi kartına taksit olmadığı dönemi şöyle bir düşünürsek bir ürünü hatta bir zorunlu ihtiyaç ürününü şey yapabilme yani işte mevsiminde bir palto alabilme dahi evet. Çok zor. Taksitle alındığı durumlarda da limit düşmeye başlıyor. Ne zaman ki taksitler biter, limit o zaman tekrar eski düzeyine geri dönüyor. O yüzden de ne kadar çok taksite bölünürse ve taksitli alışverişlerin toplam alışveriş içindeki payı ne kadar artarsa limit ihtiyacı da o kadar kendisini gösteriyor. Dolayısıyla işte hep o enflasyon, başta enflasyonun yaratmış olduğu kısır döngü kartlarda, harcamalarda, kartın taksitinde, kartın limitinde kendisini göstermeye başlıyor. Evet, peki bundan sonrasında ne olacak? Yani hani bunu mevcut durum bu, çok güzel evet. Özetlediniz, resmini çizdiniz ama işte sonrasında bununla ilgili olarak neler yapılabileceği ya da yapılması gerektiği. Şimdi bir taraftan mevcut durum bu, evet insanların da bir şeyler yiyip içmesi gerekiyor, harcama yapmaları gerekiyor ama bir taraftan da bu olduğu takdirde de işte bir kısır döngü oluşmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla sizin hani bir akademisyen olarak nasıl bir çözüm öneriniz var bu duruma? Şimdi makro politikalar açısından elbette gözler Merkez Bankası'na evet. çevriliyor. Yani Merkez Bankası'nın enflasyonun düşüş trendine girdiğinden emin olduğu durumda zaten faiz indirimine başlama, o döngüyü başlatma durumu söz konusu olacak. Fakat şimdi artık enflasyon hani Şubat ayında da yüksek geldi, Mart ayında aynı şekilde yine beklentiler ki beklenti anketlerinizi takip ederiz. Muhtemelen yine 4-4,5 civarında gelirse bu sefer enflasyonun aylık olarak ve aynı zamanda yıllık olarak da arttığını görüp de beklentilerin çıpalanamaması belki Merkez Bankası'nın tekrar faiz artışını gündeme getirmesine yol açabilir. Makro açıdan böyle. İşte JP Morgan'ın evet. da beklentisi bu yönde. Beklentisi de bu 500 yönde. Bas puanlık evet. bir faiz artışı beklediklerini paylaştılar. Ama yani Merkez Bankası da hani bu konuda biraz sanıyorum ki bekle gör durumunu daha evet, fazla evet, bu politikaya evet. gütmek istiyor. Şimdi biz tabii şöyle tüketici açısından bakınca bu faiz artışının elbette ki diğer ihtiyaç kredilerine ulaşılmaması, maliyetin çok yüksek olması gibi bir durum olarak algılıyoruz. Aynı şeyi iş alimi de bu şekilde algılıyor. Ama böyle sıkı duruşun içeride enflasyonu baskılarken dışarıdan da sıcak parayı çekme olasılığı var. O yüzden iki amaca da hizmet ediyor. Dışarıdan sıcak parayı çekebilme olasılığı işte JP Morgan'da aslında evet. biraz da hani yabancı sermaye ülkeye girebilir ama enflasyon görünümümüz bozuk. Tekrar bir 500 bas puan arttırırsanız yabancı sermaye biraz daha sıcak bakar. Hani içeride de bu sizin enflasyonunuzu. Peki sizce bu yani yabancı açısından bu gerçekten diyor. Bir kriter mi sizce? Yani yabancı neye bakıyor tam olarak? Tam olarak arbitraj gelirine bakıyor. Türkiye'ye giriş deki sermayenin girişteki faiz düzeyine, kur düzeyine bakıyor. Yüksek kurdan TL'ye çevirip TL'de yüksek faiz geliri elde edebilme. Ama sorun şurada, bunu Türkiye'nin içine girdiği krizlerden de çok net gördük ki aslında en nihayetinde girişi hep konuşuyoruz. Sıcak para girişi, yabancı sermaye girişini konuşuyoruz. Fakat çıkışını kimse konuşmuyor. O yüzden hani 94 krizi, 2001 krizi, yabancı sermayenin çıkış trendinin daha da boyutunun, krizin boyutunu büyüttüğü. Yani başlangıç noktası tam olarak yabancı sermayenin çıkışı olmasa da çok hızlı gelişiyor.
Yani içeride ortaya çıkabilecek bir yanlış karar ya da yine işte enflasyon görünümündeki bozulma ya da yabancı sermayenin daha iyi getiri elde edebileceği ülkeleri görüp oraya doğru yönlenme hareketi bizim ülkemizi işte hep beklenen, uzun zamandır evet. beklenen o sıcak para çıktığında nasıl pozisyon alınacak, makro politikalar ne olacak ve içeride hane halklarının ve iş aleminin durumu ne olacak? Orası henüz tartışılmadı. Henüz biraz daha evet. belirsizlikler evet. var diyorsunuz. Peki yani hane halkları için evet enflasyonu hep hani 90'lı yıllardan beri benim hatırlayabildiğim kadarıyla hep bir canavar olarak nitelendiriyoruz ki gerçekten öyle. Hani bir bunun yani çok çok kötü bir şey olduğunu biliyoruz ama başka acaba hane halkları için, aileler için nasıl riskler var şu anda? Acaba hani ekonomik anlamda baktığımız zaman hani çünkü mesela bazen cari açık konuşurken çok anlam veremeyebilir sade bir vatandaş ama evet. sizin ama enflasyonu direkt olarak doğru. hissediyor. Tabii böyle ki. Başka hani doğrudan etkileyebilecek mesela işsizlik mi bunlardan başka bir tanesi? Elbette. Ve hem işsizlik hem enflasyonla mücadele politikasının sonucunda ortaya çıkabilecek işsizlik ve evet. enflasyonla mücadelede örneğin maliye politikasının sıkı duruşu çerçevesinde vergi yükünde ortaya çıkabilecek artış dolayısıyla ortaya yaşayacağı başka bir risk. Dolayısıyla hani enflasyon sadece kendisi değil aynı zamanda işte onunla mücadele edilirken hane halklarının biraz daha örselenmesini, biraz daha yani hepimizin işte özellikle evet. ücretliler olarak hem işsizlik hem bunun yanında işte vergi yükü gibi başka yüklerin de topluma adil ya da adil olmayan bir şekilde paylaşıldığı dönemde başka riskler olarak görülebilir. Evet. Şimdi enflasyonu düşürme amacıyla yaşanabilecek işsizliğe vurgu yaptınız. Evet. Önümüzdeki dönemde böyle bir işsizlikteki artışla karşılaşmayı bekliyor musunuz? Ekonomiyi yavaşlatmaya çalışırken bu yüksek faiz ortamında. Şimdi burada tabii kararlılık hangi aşamada? Öncelikle enflasyonla mücadelede Reyhan Hanım. Yani beklentilerin çıpalandığı bir ortamda ve Merkez Bankası'nın işte tekrar büyümeyi önceleyen politikalar çerçevesinde faiz indirimlerine başladığı ortamda işsizlikte beklenen işsizlik oranında beklenen düşüş yaşanmaz. O yüzden ama normal şartlarda işte o yumuşak iniş denen ki çoğu ülke aslında bunu başarabildi, çoğu gelişmiş ülke. Hani Almanya haricinde onun enerji fiyatlarıyla ilgili çok büyük bir sorunu vardı. Ama sonuç itibariyle burada işsizlik dediğim gibi şu anki uygulanan para politikası işte enflasyonla mücadele yerine gevşediğinde ve bu büyüme odaklı hale geldiğinde işsizlik oranının yükselmemesi gibi bir durum ortaya çıkacak haliyle. Ama bütün ekonominin döngüsünün devam etmesine yani çarkların dönmesinde emeğe ihtiyaç var. Yani sermayenin emeğe ihtiyacı var. Ona gelir temin etmesi gerekiyor. Ona gelir temin edecek ki ürettiği ürün tüketilebilsin. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık diyelim. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizimle beraberdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi. Böylelikle biz bugünlük, bu haftalık aile ekonomisini noktalıyoruz. 14.45'te seans notlarında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.